ile kurduk biz bu oyunda. Hedefe doğru her zaman aşka. Yarındaysan sen, ben, hep, hep ama hep kazanırım. Benim yerim burası. Tek nefes oldu, tek bilek oldu. Benim yerim burası. Tek nefes oldu. Tek nefes oldu, tek bilek oldu. Benim yerim burası. Tek nefes oldu, nefeste coştu. Değerli basketbol severler, Turkish Airlines EuroLeague'in 17. haftasında Kızıl Yıldız karşılaşmamız öncesi gerçekleştirdiğimiz Anadolu Efes Stüdyo'ya hepiniz tekrar hoş geldiniz. Sezonun 8. bölümünde sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi çok güzel konuklarımız bugün programımızda bizlerle birlikte olacaklar. İçerik üreticileri Merve Yalçın ve Ümit Kürşat Yalçınkaya ve aynı zamanda kaptanımız Doğuş Balbay bugün stüdyoda bizlerle birlikte olacaklar. Yayınımız boyunca aynı zamanda karşılaşma boyunca sizlerin desteğini bizlerle birlikte görmek tabii ki istiyoruz. Bugünün farklı bir önemi var. Size bu önemden bahsetmek istiyorum biraz. Türk sporunu ileriye götürmek misyonuyla yola çıkmış olan Anadolu Efes Spor Kulübü, Türkiye'nin en çok kupa kazanan takımı olmakla birlikte Türk basketboluna sayısız oyuncu yetiştirmiş ve yetiştirmeye devam ediyor. Şu anda ekranlarınıza gelecek, göreceksiniz sizler de. Bugün Sinan Erdem Spor Salonu'nda bugüne kadar elde ettiğimiz kupalardan, giydiğimiz formalara ve tarihimizden özel fotoğraflara kadar kuruluşundan bugüne kulübümüzün gurur dolu hikayesini anlatan bir sergi alanı kuruldu. Kızıl Yıldız karşılaşmamızı izlemek için Sinan Erdem'e gelen taraftarlarımız tribündeki yerlerini almadan önce bu özel alanı ziyaret ederek Anadolu Efes'in başarılarla dolu tarihindeki yolculuğa çıkıyor. Bu akşam kulübümüzün 45. yılına özel hazırlanan sergimize ev sahipliği yapmaktan dolayı çok büyük mutluluk duyuyoruz. Ayrıca şu hatırlatmayı da yapmak isterim sizlere. Çifte şampiyon olarak tamamladığımız muhteşem 2020-2021 sezonunun unutulmaz anları şampiyon.anadoluefes.sk.org adresinde yayınlanan dijital almanağımızda ve hemen bu adrese girerek özel anlara, özel videolara ve özel fotoğraflara ulaşabilirsiniz. Kombine satışlarına gelelim dilerseniz. 2021-2022 sezonu için genel kombine satış dönemimiz başlamıştı. Bunu sizlere tekrar buradan hatırlatalım istiyorum. Unutmayın ki Anadolu Efes Fan Club'lılar kombine satışlarında %20 indirimden faydalanabilirler. Benim yerim burası demek isteyenleri kombine satışlarına davet ediyoruz tabii ki. Gelelim şanslı molaya. Vazgeçilmezlerimizden bir tanesi de tabii ki şanslı mola biliyorsunuz. Ve bugünkü şanslı molanın hediyeleri McDonald's'tan gelecek ve mobil uygulamamızda yayınlanacak. Şanslı mola kampanyasına katılan ilk 45 fan kadaplıdan 45'i aslında hepsi ilk 45. Her zaman 5 demeye alıştığımız için bugün 45 demek büyük bir rakam hakikaten. Dilediği menüyü McDonald's'tan kazanacak. Şanslı molayı kaçırmamak için ne yapıyorduk? Programımızı sonuna kadar takip ediyoruz. Çünkü çaylağın karşımıza ne zaman çıkacağı, yanımıza ne zaman geleceği belli olmuyor biliyorsunuz. Geçtiğimiz hafta çok güzel konuklarımızı ağırladık Anadolu Efes Stüdyo'da. Gelin neler yaşadık hep birlikte hatırlayalım. Değerli basketbol severler, Turkish Airlines EuroLeague'in 15. haftasında Baskonya karşılaşmamız öncesi gerçekleştirdiğimiz Anadolu Efes Stüdyo'ya hepiniz hoş geldiniz. Ve yanımda ilk konuğum Cemre Solmaz var. Cemre hoş geldin. Hoş buldum. Nasılsın? Merhaba. İyiyim ve çok heyecanlıyım gerçekten. Ben de sana buradaki atmosfer sana neler kattı, neler yaşattı onu sorarak başlamak. Ben ilk girdiğim anda o kadar etkilendim ki bu arada hani o insanların burada böyle dolu dolu böyle ülkeyi temsil edip bayrakları sallaması, sahayı hevesle izlemeleri o kadar güzeldi ki. Çok gururlandım, çok da heyecanlandım. Onlarla birlikte yaşadım diyebilirim bütün hisleri. Sevgili Berke Sezer yardım bizlerle birlikte. Namı diğer? Berke Cuan. Hoş geldin. Hoş bulduk, merhabalar. Benim basketbola karşı küçüklüğümden gelen çok büyük bir ilgim, sevgim var. Yaklaşık 3 sene boyunca basket oynadım. Çok güzel. Sizin yanınızda biraz böyle kısa kaldım ama. Aşk olsun öyle söyle. Yaklaşık 1 sene basket oynadım ve 9-10 yaşlarında hep Anadolu Efes'in maçlarına getiriyorlardı bizi. Kulüp çok seviyorum yani basketbolu. Keyifler yenildi mi? Çok güzel, biraz geç kaldım, İstanbul trafiği malum. Trafik yağmur da var. Sorun yok. Ama Efes maçı izlemek için çok güzeldi. Sen çocukken basketbola başladın. İlgin o zaman vardı, o zamanlar kendini keşfettin. Hatta Survivor'daki basketbol oyunlarında da başarılarını gördük, çok, çok izledik. Çok da etkisini ve yararını gördüm basketin açıkçası. Gördün değil mi? Kesinlikle. Tabii. Tahmin yani Survivor'da ediyorum. Survivor'da atışlara en yardımcı olan spor dalı
Kesinlikle basket. Çünkü bilek ve el göz koordinasyonunda olduğu için. Voleybol da var lütfen. Voleybol da var tabii ama bilek atışlarında biraz daha basketin tebrik katkısı ediyorum. Var. Yazılarınızdan da takımıza çok önemli yer ayırdığınızı biliyoruz. Anadolu Efes sizin için ne ifade ediyor? Valla Efes demek Türk basketbolu demek. Çünkü birkaç tane donesi var bunun. Türkiye'nin uluslararası alanda 3 büyük takım sporunda kupa kazanan ilk takımı. 1996 Koraj Kupası'nı Türkiye'ye getirdiği zaman bu bir ilkti Türkiye için. Efes kapıyı açan kulüp. Ondan sonra Türkiye'nin yaklaşık 30 tane kupası oldu bütün branşta, 3 büyük branşta. Bunların 10 tanesi basketboldan geldi ama ilkini Efes getirdi 96'da. Efes'in misyonu basketbol ve basketbolcu yetiştirmek. Bugün NBA'ye giden bütün oyunculara bakın. Kökenin nerede olduğunu zaten göreceksiniz. Migros Sanal Market ceza kapışması. 45 dakikamız var. Hadi başlayalım. Et, bakun, balık, tulum, peynir, muz, köfte, terlik, limon, patlıcan, biber, çilek, döner, tabak, bardak, kroket, domates, tuvalet, kağıdı, kağıt, tavla, ekmek, tavuk, balda, pirinç, pizza, börek, salça, çiçek, filtre, kahve, Türk kahvesi, çay, patates, bambi, havuç, bisküvi, yoğurt, pet mamaları, ketçap, voleybol, futbol, basket, topu, defter, kalem, kağıt, iletki, pergel, kitap, gönye, spor, çanta, cetvel, diş poşeti, diş macunu, gofret. Ben aldıklarımı saymadan Migros Sanal Market geldi öyle. Belki sizin kadar hızlı şarkı söyleyemeyiz ama biz de bu konuda iddialıyız. Migros tazeliğiyle Migros'taki on binlerce ürün şimdi 45 dakikada sana geliyor. Migros Sanal Market. Ve Anadolu Efes Stüdyo'nun ilk konuğu Merve Yalçın Hanım da. Hoş geldin. Hoş buldum. İyiyim sağ ol. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Süper. Nasıl buldun atmosferimizi? Bayıldım. Burada olmak benim için çok mutluluk getirdi. Gerçekten çok beğendim. Heyecanla bekliyorum. Evet, heyecanlandım bayağı. 30 diye saydık ki geride. Evet, ben şimdi yayına 10 saniye kaldı, 5 saniye kaydedince ve bir heyecan artışı. Heyecanlandım gerçekten. Atmosfer mükemmel. Burada bulunduğum için çok mutluyum gerçekten. Biz de öyle. O zaman seninle biraz işlerden, güçlerden, neler yaptığından konuşalım istiyorum. Sonra biraz basketbolda konuşuruz. Tamam. Geçtiğimiz hafta zaten biliyorsun aslında Berke'yi konuk aldık evet. burada. Sizin de birlikte çıkardığınız bir single vardı. Evet. Yeni, daha son zamanlarda. Evet, neler söylemek istersin? Öncelikle Berke'yle beraber bir projede bulunduğum için çok mutluyum. Çünkü benim hem arkadaşım hem iş arkadaşım hem de kardeşim gibi birisi. Ve bizim hayalimizle beraber bir parça çıkarmak. Gerçekten bunu başardığımız ve bunu yaptığımız için çok mutluyum. Bizi dinleyenler de çok beğendi zaten. Yani gelecek projelerde de hep beraber olmaya devam edeceğiz. Nasıl ortaya çıktı bu proje? Şöyle dediğim gibi biz daha sosyal medyaya başlamadan önce Berke'yle arkadaştık. Ve hani ilk şarkımızı beraber çıkarmak istediğimizi konuşmuştuk. Sonra bu olmadı ama en kısa zamanda yani şarkı çıkarttıktan sonra hemen Berke'yle bir proje yaptık. Sonra da bunu dinleyenlere sunduk. Gelen tepkilerden memnun musun peki? Çok memnunuz. Çok güzel şu an. Gerisi gelir mi? Geliyor. Dün bir klip çekimindeydim zaten. Bugün o yüzden birazcık şey oldu benim için de. Hani çekim çok geç bitti daha doğrusu. Cuma günü de yeni bir şarkım yayınlanıyor. Cuma günü. Evet, çok cuma. Kısa süreçte. Aynen. Çok peş peşe geldi evet. aslında. Bu durum nasıl? Senin için daha artı bir yoğunluk yaratmıştır. Hem artı hem de çok yoğun oluyor bizim için. Bundan sonraki şarkılarım da hazır. Onlar da çıkmayı bekliyorlar. Evet. Yani önümüzdeki birkaç ay boyunca sürekli projelerimi sunacağım. Ne kadar aralıkla gelecek onlar? Ayda iki tane proje çıkarmayı düşünüyorum şu anda. Çok güzel. Evet. Buradan takipçilerine paylaşmış olalım bu bilgileri. Her ay iki yeni içerikle karşımıza çıkacak evet, diğer platformların yanı sıra. Peki burada sen daha önce de single'lar çıkardın. Oradaki tepkiler sana nasıldı? Çok güzel geldi ki sen devamlı evet. getirmek istedin aslında. Aslında şöyle ilk projemde birazcık bizim platformumuza ön yargısı var insanların. O yüzden hani işte herkes şarkı çıkarmasın, herkes yapmasın gibi tepkiler aldım aslında. Ama sonrasında global projelerimle ve daha devam ettiğimde daha üstüne katarak çıkarttığım için insanlar artık beni kabul ettiler diye düşünüyorum. Peki bu ön yargıyı kırmak nasıl sağlanabilir? Yani aslında bu insanların ön yargısını kıramayız ama sosyal medyada hep sürekli farklı platformlar çıkıyor ve bir süre sonra insanlar buna alışıyor aslında. Hani kabul etmiyorlar ama alışıyorlar ve oradaki izlenmeler diğer platformlara göre biraz daha yüksek olduğu için ve herkes popüler olabilme kapasitesine sahip olduğunu düşündüğü için TikTok birazcık daha hani ön yargının kırıldığını düşünüyorum. Çünkü herkes çekiyor artık. Benim aslında sorularım arasında bu vardı ama yeri gelmişken sormak istiyorum.
istiyorum. Şimdi bir akım yakalamak vardır ya, bu platform olabilir, bu bir içerik olabilir, bu bir challenge olabilir. Burada önceden o akımı yakalayabilmek ve bir şeyler üretiyor olabilmek, mesela senin önceden TikTok'a girmen gibi. Evet. Nasıl faydalar sağlıyor ve TikTok nasıl keşfetti, nasıl hayatına girdi mesela? Aslında şöyle, ben güzellik uzmanıyım, estetisyenim. Çalışırken böyle arkadaşlarımın zoruyla böyle birkaç video atmıştım. Ondan sonra böyle çok değişik bir tepki ve ilgi gördüğüm zaman dedim ki bunu yapabilirim ben galiba. Sonrasında işte işimden ayrıldım ve bütün hayatımı buna adadım aslında. Çok ilginç, çok 3-4 güzel. 3-4 yıldır bununla uğraşıyorum. Ve aslında dediğim gibi şans da çok önemli bir faktör. Ama yurt dışındaki içerikleri takip ettiğiniz zaman çalışları çok daha kolay yakalayabiliyorsunuz ve trendlere erişebiliyorsunuz. Çünkü TikTok gerçekten algoritma olarak diğerlerine göre çok farklı. O yüzden dediğim gibi biz daha bütün gün, yani günde 3-4 saatimi içerik bulmak için harcıyorum. O yüzden aslında zor. Nasıl biraz oluyor? Kolay gözüküyor insanlar için. Mesela içerik bulmak için 3-4 saatimi ayırıyorum. Bu gerçekten çok ciddi bir zaman. Evet. Her gün 3-4 saat. Şimdi oturup 3-4 saatinizi bir düşünsenize. Nasıl, neler yapıyorsun? Mesela özellikle takip ettiğin kişiler. Aslında şöyle, keşfette çok fazla geziyorum. Çünkü keşfete düşen videoların sesleri gerçekten trend sesler oluyor. O seslere video çektiğiniz zaman keşfete çıkma olasılığınız biraz daha yüksek oluyor. Tamam. O yüzden aslında mesela sabah 8 akşam 9 çalışan biri olsaydım günümün neredeyse 12-13 saatini işimi ayırmam gerekiyor. Ve bu da benim işim olduğu için şu anda günde 3-4 saat çok da büyük bir saat değil. Kesinlikle. Benim için. Tabii bunları ayırdıktan sonra burada bunları bir de çekim aşamasına getirmek. Evet. Belki prodüksiyon ayarlamak. Kesinlikle yani... biz artık zaten prodüksiyonlu videolar çekiyoruz. Yani telefonu koyduğumuz yerde çektiğimiz videolar artık daha şey gözüküyor, kalitesiz gözüküyor. O yüzden daha fazla emek harcıyoruz. Peki etkileşimde hangisi daha farklı? Çok profesyonel içerikler mi daha etkileşimi arttırıyor, yoksa aslında kendi kendine çektiğin selfie olabilir ya da daha amatör çekimler aslında olabilir? Aslında amatör videolar daha çok etkileşim alıyor. Tahmin ama ediyorum. Ben bir marka gözüyle baktığım zaman kesinlikle prodüksiyon harcanmış daha az etkileşimli videolar benim için daha kabul edilebilir olurdu. Sen daha çok profesyonel olarak işleri devam ettirmek istiyorsun anladığım kadarıyla. Peki yeni akımlar çıkıyor diye bahsettik ya, senin şu ana kadar en sevdiğin akım ya da akımlar? Aslında ben kendim daha öncesinde bir dans akımı çıkarmıştım. 28 tane videom var o sesin altında. En sevdiğim akım o. Zaten izleyenler, beni tanıyanlar biliyordur hangi ses olduğunu. Kesinlikle. Çok güzel. En sevdiğin o mu? Evet. Bundan sonra başka bir tane var mı? Mutlaka İkinci. Olacaktır. Peki sosyal medyada? Yani şunu sorayım aslında. En çok hangi platformu? TikTok mu seviyorsun ve tercih ediyorsun? Kesinlikle. İzlemeyi de çekmeyi de en çok sevdiğim platform TikTok. Ama YouTube ve Instagram da kesinlikle dahil bunlara. Aynı içerikleri paylaşıyor musun? Yoksa yok, hepsine farklı? Hepsine farklı olmak zorunda. Çünkü diğer bütün platformlar birbirlerini desteklemiyorlar. O yüzden engelliyorlar daha çok bunun olmamasını. O yüzden benim için TikTok daha ön planda. Peki TikTok'ta içerikleri nasıl oluşturduğunu öğrendik biraz önce. Daha çok geziniyorsun, 3-4 saatini ayırıyorsun, farklı kişileri takip ediyorsun, trendlere bakıyorsun. Ve beni takip eden kişiler de bana videolar gönderiyor. Şunu çek, bunu yap. O da çok güzel. Evet, onların yardımıyla da video çekiyorum. Çok güzel. Peki onun dışında Instagram'da ya da YouTube'da nasıl içerikler oluşturmaya çalışıyorsun? Aslında YouTube'da ben daha çok backstage ve şarkı üzerine ilerlemek istiyorum. Instagram'da da daha lifestyle, bu şekilde ilerlemek istiyorum. O da biraz zor aslında Instagram'ın şeyine erişmek. Onda biraz daha amatörüm diyebilirim. Amatörüm dedi, yine ne içerikler ne içerikler çıkarıyor aslında hakikaten. Peki burada taraftarımıza söylemek istediğin, bizi izleyenlere, seni de izleyenlere söylemek istediklerin var mıdır? Kesinlikle ön yargılı olmamanızı istiyorum öncelikle. Ondan sonrasında burada bulunduğum için ve bu atmosferde olduğum için çok mutluyum. Gerçekten bizi izlediğin için de çok teşekkür ederim. Seninle tanıştığım için de çok mutluyum. Ben de çok teşekkür ederim buraya geldiğin için. Sana güzel seyirler olsun diyoruz. Umarım çok güzel bir maç bizleri bekliyor. Umarım. Keyifli sohbet için tekrar teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Seni uğurlamadan önce hemen seyircilerimize dönüyorum. Kısa bir araya gidiyoruz. Sonrasında buradayız. Her zaman elinden geleni yaptım. Rekorlar kırdım. Bazen düştün ama asla pes etmedin. Taraftarın yanında, milyoner arkanda hep savaştın. Ve başardın. Şimdi sırada bu başarıyı devam ettirmek var. Bahsin ilk adresi Bilyoner, sponsoru olmaktan gurur duyduğu Anadolu Efes'e başarılar diler. Bilyoner, Anadolu Efes Spor Kulübü resmi sponsoru. Anadolu Efes Stüdyo kaldığı yerden devam ediyor tabii ki. Yanıma birileri yaklaşıyor. Hoş geldin. Nasılsın Çaylak? Hoş geldin. Şansım olayı başlatmaya geldiğini düşünüyorum. Başlatmıyorsun.
Karnın acıktı. Sen yemek yemeye gidiyorsun, paketi aldın. Bana da bir şeyler ayırır mısın? Ben başlatıyorum ama sen bana bir şeyler ayır, olur mu? Tamam. Görüşürüz. Çaylak geldiğine göre ne yapıyoruz? Şanslı molayı şu an itibariyle başlatıyoruz. Mobil uygulamamızdaki şanslı mola kampanyasına katılan ilk 45 fan club'ımız istediği bir menüyü McDonald's'tan alabilecek. Unutmayın ki hediye menümüz 2022 yılının sonuna kadar geçerli olacak. Lezzetli hediyeleri için McDonald's'a çok teşekkür ediyoruz tabii ki. Evet sevgili Anadolu Efesliler, Turkish Airlines Euro Lig'de kapalı gişe oynadığımız son iç saha maçımızda Baskonya'yı ağırlamıştık ve 87-72 mağlup etmiştik. Gelin sizi o dakikalara götürelim. Videonun tamamını Anadolu Efes Stüdyo YouTube kanalından izleyebilirsiniz. Aynı zamanda abone olmayı ve haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın diyoruz. Ve tabii ki stüdyoda ikinci konuğumu ağırlıyorum. Merhaba. Sevgili Ümit Kürşat Yalçıkaya bizlerle birlikte. Nasılsın? Hoş geldin. İyiyim, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Ben de iyiyim. Nasıl buldun atmosferimizi? Sana atmosfer soruyu soralım. Atmosfer mükemmel. Yani bahsedilenden ve bize anlatılandan çok daha farklı. İnsanların heyecanı inanın bizlere de çok yansıyor ve kesinlikle insanları buraya davet ediyorum. Mükemmel bir hissiyat. Tabii de daha maç başlamadı özellikle. Maç başladıktan sonra nasıl güzellikler oluyor burada, nasıl bir atmosfer, deneyimleyeceksin birazdan. Bakalım. Spor konuşarak başladık, böyle devam edelim. İlgilenir misin basketbola, sever misin, takip eder misin? Tabii ki de spor hayatımızın her yerinde var. Ben zaten küçüklüğümden beri handball oynayan bir insanım. El sporlarına fazla alışığım. Futbol falan benim çok fazla ilgimi çekmiyor ama dedim bir el sporları birazcık daha iyi. Basket hayatımı hiç oynamadım. Zaten boyum kısa, buraya da yetmem. Ama neden küçüklerimiz oynamasın? Basket güzel bir spor. Kesinlikle. Peki sosyal medyada neler yaptığına dönecek olursak, nasıl başladı her şey? Her şey bir hayalle başladı aslında. Güzel. Çocukluğum bir televizyonun arkasında geçip anneme, anne ben gözüküyor muyum hayaliyle başladı. Sonrasında ben de sizler gibi spiker olmak istedim. Sesimi kullanmak. Sonrasında tamamen yüze çevirdim bunu. Ve bugün buradayım. Şükürler olsun, destek veren, arkamda duran herkese teşekkür ederim. Dediğim gibi sadece bir hayaldi ve gerçek oldu. Böyle oldu yani. Peki spikerlikten sonra iş daha çok sosyal medya tarafına gelmeye nasıl başladı? Şöyle söyleyeyim. Küçüklüğümden beri her zaman böyle bende futbol spikeri, basketbol spikeri gibi işte aman Allah'ım falanlar falan. Ben çok seviyorum gerçekten. Çok güzel. Sonrasında aslında sesimi değil, tamam bütün bedenen kendimi kullanabileceğimi fark ettim. Bugün dediğim gibi buradayım. Sadece hayalimin peşine gittim ve küçüklükten gelme böyle bir hissiyat vardı. Her zaman kendimi göstermek gibi. Böyle oldu, hayalimdi. Yeteneğini de keşfettin, evet, orada. Evet, çok çünkü şükür olsun. Çekilen videolarda bir şekilde kendinden de bir şeyler katman gerekiyor. Bir oyunculuk olsun. Değil mi? Yaptığın karakterlerde kesinlikle bunu eklemek İlk gerekiyor. İlk zamanki videolarımı hatırlıyorum. Bir de şu anki gerçekten çok büyük bir gelişme, çok büyük bir kendime alıştırma sürecim falan olmuş. Dediğiniz gibi biraz uzun ve yorucu bir süreç ama bugünlere gelmek hiç kolay olmadı. İyi ki de buralardayız, öyle söyleyeyim. En büyük fark nedir? İlk videonla şu son paylaştığın videon arasında hatırlıyor musun ilk videonu? En büyük fark, inanın ben de bilmiyorum. Belki sadece videonun çekim kalitesidir. Belki olabilir. Piksellerdir sadece. Değişmeyen tek şey içimde, gönlümde olan heyecanım. Öyle söyleyeyim. Evet. Peki single'lara geçecek olursak ilgi görüyor. Single'lara. Nasıl oluyor? Evet. Evet. Single'lara nasıl oluyor?
benim dediğim gibi küçüklükten beri sese ve görüntüye çok fazla böyle merakım olduğu için kendimi hiçbir zaman hiçbir yerden geri çekmedim. Yani rap parçaları dinliyordum, pop parçaları dinliyordum. Bir gün baktım dedim ki evet ben de yapabilirim ve kendi sesime de güveniyorum. Sadece şarkı konusunda da değil. Dedim ki neden olmasın, yaptık ve bir gün yani bir günde 2.3 milyon oldu ve bugün 26 milyon dinlenen bir şarkımız var. Herkese de selam olsun buradan. Çok büyük bir rakam hakikaten. Esirgemeyen herkese teşekkürler. Bu kadar çok sevilmesini, beğenilmesini neye bağlıyorsun? Ben tamamen TikTok olarak söylüyorsunuz büyük ihtimal. Samimiyet ve gerçekçilik diye düşünüyorum bunu. Çünkü bizi diğer fenomenlerden ayıran şey insanlarla çok fazla iç içe oluşumuz oldu. Onlara çok fazla soruşumuz, onlarla çok fazla ilgilenişimiz. Bunlar bize çok büyük sebebiyetler oldu. Belki de bu yüzden bu kadar çok seviliyoruz. Bu yüzden bu kadar çok önemseniyoruz. Soru cevap mı çok yapıyorsunuz? Tabii yani hayır onlardan... soru cevap değil. Ben birebir insanla... Bir bölüm var ya mesela hani sorular geliyor. Farklı uygulamalarla birebir görüştüğüm insanlar, yardım aldığım, yardım verdiğim insanlar. Yani fenomen olmak sadece benim dünyam demek değil. Benim dünyam ve etrafımdaki insanlar demek. Ben de insanlara ne kadar fazla ulaşabilirsem, ne kadar mutlu edebilirsem ki benim hayati görevim bu. Ben sizleri ve herkesi güldürmekten hükümlüyüm. Ben de görevimi yapıyorum, öyle söyleyeyim. Peki ne tür içerikler ya da ne tür mesajlar talep ediyor takipçilerin senden? Şöyle söyleyeyim, benden genellikle komedi çok istiyorlar. Çünkü suratımın çok komik olduğunu söylüyorlar. Ben de sizlere katılıyorum. Valla ben bile aynaya bile baktığım zaman bazen diyorum ki Allah'ım nasıl ya falan yapıyorum böyle. Şükürler olsun. Allah'ın bana verdiği komik bir surat var. Ben de bunu götürmeye çalışıyorum. Peki gelecek yeni projeler var mı? Neler tabii ki bekliyor? De. Çok büyük hayallerim var. Tekrardan yeni hayaller kurdum. Neden olmasın dedim ve belki bundan yıllar sonra belli eğitimlerimi aldıktan sonra, belli boyutları açtıktan sonra kendi hayali kahramanımı yaratmak istiyorum. Benim de şu anki hayallerimde bunlar var. Peki hayatını paylaşıyorsun takipçilerinle, yeni içerikler üretiyorsun. Bu içeriklerini takipçilerinden tamam aldığın şeylerle belirliyorsun ama Merve'ye de biraz önce sormuştum. Onun dışında içeriklerini neye göre belirliyorsun? İçeriklerimi tamamen aslında ben ne izlemek istediğimi ele alıyorum. Yani ben de ne izlemek istiyorsam benim izleyicim de eminim ki bunu izlemek istiyor. Absürte fazlasına kaçmıyorum. Doğru olan içeriği ve doğru şekilde yansıtılacak şekilde yapıyorum bunu. Böylesini daha doğru buluyorum. Eğer benim için uygunsa ve ben buna gülüyorsam sizler için de bir sıkıntı yoktur. Ben öyle izliyorum. Öyle yapıyorum. Peki şu ana kadar TikTok çekerken başına elbet birbirinden farklı olaylar gelmiştir. Bize anlatabileceğin bir komik anı ya da çok şaşırtıcı bir anı var mıdır? Şöyle söyleyeyim, bir düşüneyim. Valla aslına bakarsanız TikTok çekmenin her günü çok farklı olay. Aklıma böyle absürt bir olayım gelmiyor şu an. Ama çok sıkıntılar yaşadık, öyle söyleyeyim. Nasıl? İzleyiciler açısından da bize karşı her zaman bir ön yargı var. Ama bizlerin de insanlara söylemek istediğimiz şu var. Bizi kendilerinden ayırmamaları gerekiyor. Çünkü biz bir olduğumuz süreçte güzeliz. Yani benim bugün buraya gelmemdeki asıl en önemli sebep benden yaşça küçük insanların basketbol sevebileceğini ve sporla büyüyebileceğini söylemek. Yoksa aslında baktığınız zaman benim burada bir işim yok ama sadece ve sadece güzel örnek olmak. Arkadaşlar sizler de asla spordan uzak kalmayın ki Anadolu Efes'imiz varken desteklerinizi de esirgemeyin. Ne kadar güzel mesaj verdi. Burada aslında taraftar mesajın var mı diye sorduğumda söylenecek en güzel şeyi söyledin. Teşekkür ederim. Belki biraz değiştirerek devam edersin. Buradaki fotoğrafta neler oldu? Bu bizim İstanbul'da bir buluşmamızdı. Çok kısa süre içerisinde bir toplantı yapmıştık kendimize. İşte dedik ki arkadaşlar merhabalar, işte bir buluşma yapacağız. Ve bizi burada yalnız bırakmayan binler Ankara'da, İstanbul'da, İzmir'de, Samsun'da farklı farklı yerlerde de buluşmalar yapmıştık tekrar tekrar. Dediğim gibi bu İstanbul'dan kalan en güzel günlerden bir gün. Benim hayallerimden birisi. Peki neye göre hangi şehire gideceğinize karar veriyorsunuz? Şöyle, ayırt etmeden her şehire gitmeye çalışıyoruz. Topluluğa ve insanların çokluğuna bakıyoruz. En çok da tahmin edeceğiniz üzere İstanbul, Ankara, İzmir, Samsun gibi yerler var ama sürprizler de var tabii ki de bu arada. Farklı şehirler, belki de farklı ülkeler de olacak. Ülkeler. Tabii ki de, inşallah bakalım. Söyleyebilir misiniz de neler bekliyor? Sürpriz diyelim. Sürpriz olsun. Her gelen kişiden, konuklarımdan hakikaten evet, böyle almak istiyorum. Zaman zaman alıyorum, başarıyorum. Bu sefer farklı ülkeler varmış. Şehir dışından çok yurt dışı gibi İnşallah, bizleri bekliyor anladığım Teşekkür kadarıyla. Teşekkür ederim. Taraftarımıza vermek istediğin mesajın var mıdır? Desteğinizi asla esirgemeyin. Burada kaplanlar sizlerin için savaşıyor olacak. Diyeceklerim bu kadar.
Hepinizi koskocaman öpüyorum. İzleyenlerime, sevenlerime saygılar olsun buradan. Görüşürüz. Bizlerle olduğun için, bu keyifli sohbet için teşekkür ediyoruz sana. Ben teşekkür ederim. Seni uğurlamadan önce seyircilerimize dönüyorum. Kısa bir araya gidiyoruz. Döndüğümüzde devam edeceğiz. Dışarıda bir yerdeler. Keşfedilmek için bekliyorlar. Bazıları büyük, bazıları küçük. Ama fikirlerin olayı da bu değil mi zaten? Onlar sana gelmez. Bulmak için harekete geçmen gerekir. Kia, movement that inspires. Bugünün sürpriz konuğu takım kaptanımız Doğuş Balbay bizlerle Anadolu Efes Stüdyo'da. Hoş geldin. Hoş bulduk. Teşekkürler. Nasılsın? İyiyim. Sağ olun. Sizden ne haber? Bizler de izni olsun. Buradayız. Güzel bir maçı bekliyoruz. Taraftarımızda hem sergi alanımızı dolaşıyor hem de yavaş yavaş tribünlerde yerini almaya başladı. Seninle de aslında 45. yılımızla ilgili konuşarak başlamak istiyorum. Biliyorsun bugün artık 45. yıla özelinde bir sergi alanı kuruldu ve çok güzel şu zamana kadar olan kupalar, formalar, her şey sergileniyor. Taraftarımız da geziyor. Bu özel gün için sen neler söylemek istersin? Yıllardır burada olan. Ya evet, ben aslında 35. yılda kutlama şansı buldum Anadolu Efes'te. O yüzden benim için çok ayrı. 45. yılda bu sene kutluyoruz. Çok çok özel. Yani böyle bir kulübün 45 yıl hem Türk basketboluna damga vurması hem de Avrupa'da çok büyük işler yapıp Avrupa'da da isminden söz ettirmesi çok çok önemli. Bize de düşen görev bu geleneği devam ettirmek. Biz de elimizden geldiğince Anadolu Efes'i yaşatmaya çalışıyoruz ve nice 45 yıllara diyelim. Peki Anadolu Efes'in uzun yıllar boyunca aslında Türk basketboluna birçok şeyde öncülük yapmasını ve bu alanda bir lider olmasını da nasıl yorumlarsın? Ya, evet. Söylemek istersin? Yani zaten kupalarımız her şeyi anlatıyor. Türkiye'ye ilk Avrupa Kupası'nı, Koraj Kupası'nı getiren takımız. Zaten basketbol denilince lokomotif olarak yani ilk olarak herkese Anadolu Efes'in ismi geliyor aklına herkesin. Söylediğim gibi biz de bu geleneği sürdürmeye çalışıyoruz. Geçen sene kazandığımız Euroleague şampiyonluğu bizim için çok çok önemliydi. Yani bu başarıları tekrar etmek bizim en büyük hedefimiz. Ama en başında söylediğim gibi yani Türk basketboluna ve Avrupa'ya damga vurmuş bir kulüp olarak anılıyoruz şu anda Anadolu Efes olarak. Geçen yıldan sen bahsetmişken aslında alalım taraftarımızı, seyircilerimizi de götürelim geçen seneye. Euroleague şampiyonluğu. Hem de taraftardan uzak tribünlerin boş olduğu sezonda gelen bir şampiyonluktan bahsediyoruz. Burada motivasyonu nasıl sağladınız takım içinde? Açıkçası evet, taraftarımızın önünde yani taraftarsız oynamak bizi çok çok etkiledi. Belki çok çok daha rahat şampiyon olabilirdik ama taraftarın olmaması açıkçası o enerjiyi biraz düşürüyor, motivasyonu biraz düşürüyor senin de söylediğin gibi. Fakat öyle bir aile olduk ki biz artık yani takım olarak zaten 3 yıldır, 2-3 yıldır hep çekirdek kadromuzu kurduk ve aynı oyuncular birbirimizi çok çok iyi tanıyoruz. O yüzden sahada maçlara çıktığımızda açıkçası herkes birbirinin ne yapacağını çok çok iyi biliyordu. Sonuçta da hem playofflarda olsun zorlanmamıza rağmen hem de Final Four'da zor maçlar oynamamıza rağmen birbirimize kenetlenerek zor zamanlarda galip gelmesini bildik ve kupaya uzandık. Ama çok çok zor açıkçası taraftarsız oynamak, boş tribünlere oynamak motivasyon açısından zor ama bu sene taraftarlarımıza ben teşekkür etmek istiyorum. Yani özellikle elimizde oynadığımız maçlara gösterdikleri ilgi çok fazla. Daha da bunun da artacağını umuyorum.
onların desteği sizin üzerinizde çok daha motivasyon arttırıcı etkilere sebep oluyor. Kesinlikle. Biz onları görünce hem daha fazla motive oluyoruz, daha fazla mutlu oluyoruz. Dolu türbinler oynamak her zaman bizi daha fazla enerji veriyor açıkçası. Tahmin ediyorum. O yüzden evimizde oynamak her zaman, seyircimizin önünde oynamak her zaman ayrıcalıklı. Peki bu pandemi sürecinde biliyorsun geçtiğimiz yıl bir zorluk yaşandı ama onun öncesinde de zaten yarıda bırakılan bir sezon vardı. Burada takım içerisindeki tamam maçlara çıkma, tribünde kimse olmadan maç oynama motivasyonunu ayrı bırakarak pandemi sürecinde antrenmanlar olsun, seyahatler olsun, buradaki motivasyonu, birlikteliği sağlamak bir kaptan olarak nasıl yani yaşandı? Bir alışma süreci vardı. Yani açıkçası hepimiz için çok zor geçti. Seyahatler çok daha farklı. İşte maske zorunluluğu, otellerde birçok şeyi kendimiz yapmak zorundaydık. Yani herkesin kendi özel odası var. İşte yemekleri kendin alıyorsun. Odaya garsonlar giremiyor. Onun dışında seyahat kuralları çok katı. Her yerde PCR testleri oluyoruz. Yani bizim günde, pardon günde değil ama iki günde bir PCR testi oluyorduk yani. O yüzden zorlu bir dönemden geçtik. Burada söylediğim gibi yani hepimiz tek bir amaç için, savaştığımız için bütün hastalığı bir kenara bırakalım. Tabii ki Covid geçirenler de oldu aramızda. Tabii. Yani herkes gibi biz de bazen eksik kadroyla maça çıktık ama sonuçta kenetlendik birbirimize ve başarıya odaklanmıştık ve o başarı da geldi. Şu an bu dönemin verdiği bir tecrübe de var tabii. Hani Covid'le uğraşma, ondan korunma, kaçınma gibi. Artık herkesin daha çok tecrübelendiği ve evet, kurallara uyduğu bir sistem içerisine girdik. Kesinlikle. Içerisine. Şimdi biraz daha tecrübeliyiz bu konuda. Yani nasıl savaşacağımızı daha iyi biliyoruz. Aynen. Hijyene ve işte temizliğe daha çok önem veriyoruz ve sosyal mesafede çok önemli açıkçası. Peki bu kupayı eline aldığında yıllardır bunun için savaşan biri olarak neler hissettin? Ya zaten hep hayalini kuruyordum yani o kupayı kaldırmanın. Kaptan olarak bana nasip oldu. İlk başta bir sarılmak istedim kupaya açıkçası. Yani uzun zamandır kulübümüz olarak özlem duyduğumuz bir kupaydı. Sarıldıktan sonra da yani her şey, yani bütün çalışmalarımızın emeği o kupa açıkçası. Sanki her şeye sahipmişiz gibi oldu ve bütün emeklerimizin karşılığını aldık. Çok farklı bir duygu yani anlatılacak gibi değil ama bütün... İşte her zaman söyleriz bu sahada döktüğümüz ter, işte yeri geldiğinde kan, her şey bunların hepsi dahil o kupanın içinde yani. Peki kupaya giden yolda unutamadığın, burada paylaşabileceğin bizlerle bir iki anı var mıdır? Yani playoff aslında, playoff maçları, Real Madrid oynadığımız playoff maçları bizim karakterimizi belirledi. Yani 2-0 öne geçtikten sonra deplasmanda belki çok rahat kazanacağımız maçları kaybettik ve 2-2 olarak evimize döndük. Aslında orada işte ne kadar inatçı bir takım olduğumuzu, o kupayı ne kadar istediğimizi gösterdik. Ve işte Simon'un da mucizevi üçlüyle 5. maçta galip geldik. Yani çok özel maçlardı. Real Madrid serisini söyleyebilirim. Peki biraz da bu sezona dönecek olursak. Şimdi karşılarında gelen rakiplerinizin aslında geçtiğimiz senenin şampiyonu bir takım var. Dolayısıyla daha fazla kesinlikle hazırlıkla geliyorlar. Bu sizi ekstra motive ediyor mu, zorluyor mu? Nasıl bir süreç oluyor sizler için? Ya biz bunu açıkçası sezon başından beri biliyorduk. Yani çünkü herkes şampiyon takıma karşı oynarken tabii ki %100'ünü göstermek zorunda. Ve her zaman şampiyon takıma karşı kazanmak ekstra bir onlara da güç verdiğine inanıyorum ben. O yüzden herkes... En iyi şekilde bize hazırlanıyor. Biz bunun bilincindeydik. Tabii ki biraz sezon başında sendeledik. Yani iyi maçlar çıkarmadık ama şu anda biraz daha forma girdik, toparladık diyebilirim. Benim tahminim yani Ocak'tan sonra çok çok daha iyi bir takım olacağız. Aslında sezonun en önemli kısmına bence daha hazır girebiliriz diye düşünüyorum. Şu anda bence sıralamada bulunduğumuz yer bizim gerçek gücümüzü göstermiyor. Daha sonra senden zaten aslında bu sezonla ilgili hedeflerini alacaktım. Hemen hemen neler söyleyeceğini tahmin ediyoruz ama bu da aslında beklentinin arasında yer alan bir cümle evet, oldu. Evet tabii kesinlikle. Yani bizim zaten her zaman hedeflerimiz de çok yüksek. İlk hedefimiz tabii ki playoff'a katılmak. Ondan sonra tabii ki playoff'ta ev sahibi avantajını almak çok önemli. Sırasıyla Final Four ve yine finale yükselip şampiyonluk. Sezonun başında tabii şampiyon takım olarak da başlamak ayrı bir omuzlarda yük aslında. Tabii. Her takım size karşı tabii ki daha hazırlıkla geliyor ama sizin de burada geçmişteki tecrübelerden ve ünvanınızdan dolayı göstermeniz gereken ekstra çabalar oldu. Bunun için neler söylemek istersin? Evet yani kolay olmuyor bizim için de aslında. Bu şampiyonluğu korumak çok çok kolay değil. Diğer takımlar da güçleniyor. Onlar da bize karşı önlem alıyor. Sonuçta bir mücadele bu. Ama buna bir maraton olarak bakmak gerekiyor açıkçası. Maç maç ilerlemek gerekiyor. Tabii ki yolda bazı kayıplar olabiliyor ama önemli olan sonunu iyi getirebilmek. Bizim de takım olarak şu anda
sıralamaya ya da şu anda ne yaptığımıza değil ama sezon sonunda ne yapacağımıza odaklanmamız lazım. Sağlıklı bir şekilde gidersek ve formumuzu arttırırsak hedeflerimize bir ulaşacağımızı düşünüyorum. Çok güzel. Peki seninle ufak bir oyun oynamak istiyoruz. Hadi bakalım. Daha sonrasında sana yine sorularımız olacak ama sanki boyalı alanda top sendeymiş gibi cevaplamak için 3 saniyen var. Öyle sorular evet. Soruyorum. Tamam. Hazır mısın? Tamam. Takımla alakalı sorular hadi bunlar bakalım. Tabii ki ama takımın en entelektüeli. Takımın en entelektüeli güzel soru. Erten Gazi diyeyim. Takımın en sakarı. Takımın en sakarı. takımın en sakarı Rolcuk Baba olabilir. En kaslısı. En kaslısı Brian Thompson. En esprilisi. En? Esprilisi. En esprilisi Burhan Tuncer olabilir. En yorulmak bilmeyeni. Shane Larkin. En cool'u. En cool'u. Singleton. En kitap kurdu. Tibor Plais. En bol keseden harcayanı. Tutumlu bir takımız aslında biz. Bol keseden harcayan. Yani öyle çok oyuncumuz yok aslında bol keseden harcayan. Tutumlu o zaman en cimrisi diyorum. En cimrisi. Cimri de yok. Biz tam orta bir takımız yani. Çok cimri olan söylemem. Çok güzel cevaplar evet, geliyor. Evet, ortadayız. En ailecisi. En ailecisi. Ya birçok kişi var ama Rodrik olabilir, ben olabilirim. Dustin, Simon. Yani liste uzun. Bu soruda liste uzun. Takımın en haylazı. En haylazı. Burhan Tuncer. En duygusalı. En duygusalı Shane Larkin olabilir. En romantiği. En romantiği. En romantik kimdir acaba ya? Romantik kim var bizim takımda? En zorlayan soru bu. Yani evet, romantik kim var bilmiyorum. Yiğitcan Saybir olabilir. Yiğitcan Saybir. En uykucusu. Seyahatlerde hep uyuyan biri elbet vardır. Misic olabilir. Tamam, güzel sorular sorduk bence. Herkesin, evet, fena değildi. Herkesin bir yerde adı geçti bu soruların evet. İçerisinde. Peki biraz da senin kişisel hayatına geçecek olursak. Bu yaz döneminde aslında ikinci bebeğinizi kucağınıza aldınız sevgili Erika'yla birlikte. Evet. Baba olmak nasıl değiştirdi seni? Neler hissettirdi? İkinci kez tabii ki. Evet, yani ikinci kez bu duyguyu yaşamak ve kız babası olmak çok çok farklı şu anda. Yani aynı duyguları işte ilk çocuğumda da aynı duyguları yaşadım. İkinci çocuğumda da katlanarak devam ediyor. Çok özel bir şey. Babalık duygusu. Yani artık hayatımız çocuklarımızın etrafında dönüyor. Daha önceden çocuk olmadığı zaman kendinize daha çok vakit ayırabiliyorsunuz ya da arkadaşlarınıza yaptığınız işi. Ama çocuklar işin içine girdiği zaman daha çok aile odaklı çocuklarınızın etrafında dönüyor dünya. Ama bu çok güzel bir şey bence. Şu anda severek onların gelişimlerini izliyoruz. Mümkün olduğunca onlara ebeveynlik yapmaya çalışıyoruz. Ama çok özel, çok güzel bir duygu. Peki Austin, şimdi isimlerden de biraz bahsedeceğim ama Mila'nın gelişini nasıl karşıladı bir abi olarak? Yani Austin ilk başta aslında çok şaşırdı, anlam veremedi. Hatta ilk başta oyuncak dedi yani Mila'ya, bir hafta oyuncak zannetti. Ama sonradan bir zamanla, bir ay, bir buçuk ay sonra oyuncak olmadığını fark etti ve kardeşi, gerçekten bir kardeşi olduğunu anladı. O yüzden ilk başta biraz zorlansak da ikinci aydan sonra çok rahatız. Şu anda kardeşine bayılıyor. İşte geri geldiğinde emziğini ağzına koyuyor, yani gidip yanına öpüyor yani o kıskançlık sürecini atlattık yani. Çok güzel, çok çabuk atlatılmış evet. Bir süreç olmuş. Peki şimdi herkes çocuklarıyla ilgili hayaller kurar ya, işte ileride böyle olsun, şunları yapsın falan. Sizin şimdiden böyle kurduğunuz hayaller var mı onlar için? Ya açıkçası yok yani, çok erken. Ben sadece hep böyle içimden de geçirdim işte, önce yani vatanlarına sonra da tüm dünyaya böyle hayırlı bir evlat olsunlar diye bir içimden hep geçiriyorum. Yani iyi bir insan olsunlar, iyi bir birey olsunlar, insanlara yardım etsinler, kimseye zararları olmasın. Benim için önemli olan o. Yani tabii ki sağlıkları da çok önemli. Tabii. Ama zaman ne gösterecek, bakacağız. Basketbolcu olsunlar ister misin ya da bir tanesi? Neden olmasın? Spor içinde kesinlikle olmasını isterim her ikisinde. Spor yani hayatımızın bir parçası. Bu basketbol olabilir, diğer sporlar da olabilir ama umarım ikisi de bir sporun bir yerinden tutarlar. Evde kaptan kim? Evde kaptan ben olabilirim ya. Benim genelde. Öyle mi? Evet. Orada da o görevi üstlenim. Keskin bir cevap geldi burada. Peki sana geleceğinle alakalı sorular sormak istiyorum.
Şimdi sen çok okuyan, kendini geliştiren birisin ama bunun dışında elbet bir gün basketbolda aktif oynama süren bittikten sonra neler yapmak istiyorsun? Bir planın, bir hedefin var mı? Yani açıkçası çok fazla şu anda oraya odaklanmıyorum ama tabii ki sporun, özellikle basketbol içinde kalmak istiyorum. Ama onun dışında yani yatkın olduğum, okuduğum, araştırdığım başka bölümler de var. Yani emlak, finans, o bölümleri de şu anda çok ilgiyle takip ediyorum. O alanlarda bir şeyler yapar mıyım bilmiyorum. Onun dışında yani basketbol içinde kalmak isterim. Belki saha içi bir görev olabilir, saha dışında bir görev olabilir ama henüz açıkçası o yolu çizmiş değilim kendime. Tabii. Daha kazanacak çok kupalar, edinilecek yani çok başarılar var daha. Yolumuz inşallah uzun. Evet. Ama tabii ki elinde sonunda oturup oralara da odaklanmak gerekiyor ama şu an için erken sanki. Peki şu zamana kadar sonuçta uzun yıllar bu kulüpte forma giyen biri olarak daha öncesinde Amerika tecrübelerin olsun, aktarmak istediğin gençlere belki bilgiler olabilir. Burada bir eğitmen olmak ya da bir kitap yazmak gibi bir şeyler geçiyor mu aklından? Ya açıkçası benim hikayem gerçekten yani kitap olur mu bilmiyorum da çok dönüm noktaları olan bir hikaye. Yani bunun içinde işte verilen çok ciddi kararlar var. İşte sakatlıklar vesaire, buralara gelebilmenin zorlukları, yani çok kolay gözükmüyor. Ya da işte sen de belki biliyorsundur, Amerika'da yaşamın zorlukları, orada tutunmak. Yani aslında bunların hepsi ayrı bir kitapta chapter olabilir ama ya benim şöyle bir tavsiyem, yani kitap ya da film bilmiyorum olur mu olmaz mı, öyle bir şey hiç düşünmedim. Film aklıma gelmemişti, ilk defa bir soru. Ama hangi yolu seçiyorsanız seçin, yani kolay değil sonuçta. Karşınıza birçok zorluklar çıkacak. Bu zorluklara karşı zaten ayakta durabilmek, savaşmak önemli olan. Ben de şu ana kadar bunu başardığımı düşünüyorum ve bundan sonra da tabii ki hayatımıza zorluklar çıkacak karşımıza. Önemli olan dik durabilmek, pozitif kalabilmek. Benim tavsiyem bu olur. Yani. Motivasyonu sağlamak. Aslında benim aklıma böyle ufak ufak seminerler geldi şu an. Bu motivasyonu sağlamak olsun, dönüm noktalarını fırsata çevirmek olsun. Yani evet, açıkçası bu tür seminerler zaten çok üniversiteler tarafından da talep ediliyor ama şu anda yoğunluğumuzdan dolayı tabii ki çok fazla maalesef vakit ayıramıyoruz ama mümkün olduğunca ben de özellikle liselere, ortaokullara gitmeye çalışıyorum. Çünkü çok güzel tecrübeler biriktirdim basketbolda. İyi anılar, kötü anılar ama bunların hepsini gençlerle paylaşmak çok önemli. Mümkün olduğunca yapmaya çalışıyorum aktiviteleri. Bu arada yurt dışında okuduktan sonra yine tabii basketbolda Türkiye, yani kendi ülkesine dönüp devam edenlerin sayısı çok değil aslında. Evet, evet, doğru. Sen bunu başaranlardan da birisin. Evet, yani aslında söylediğim gibi birçok orada dönüm noktaları var, kararlar var. Yani tabii ki kararları kendimiz veriyoruz ama karşımıza çıkan bazen fırsatları elimizin tersine itmemiz gerekebilir. Yani kararlarımız çok çok önemli. Ben de Amerika'dan döndüğüm zaman birden fazla seçeneğim vardı ama kalbimin gittiği yer Efes'ti ve o şekilde karar kıldım. Çok şükür bu sene 11. senemdeyim. Yani söylediğim gibi kararlar çok önemli. Burada gençlere vermek istediğin tavsiyeler var mı? Spora başlamak isteyenler bizi izliyor olabilir, genç yaştakiler bizi izliyor olabilir. Yani şöyle, kesinlikle sporun içinde kalmalarını dilerim ben onlardan. Herhangi bir sporu yapmanız çok çok önemli. Hayatınızın bir parçası olsun kesinlikle. Aynı zamanda eğitimin de önemini hepimiz zaten vurguluyoruz. Eğitimli bir birey olmak bence spordan da çok çok önemli. İlk önce bence eğitimimizi en iyi şekilde tamamlamamız lazım. Ama aynı zamanda sporu da yürütebiliyorsak ne mutlu bize. Kolay değil biliyorum. Kolay değil, evet. Ama ikisine de vakit ayırabilen çok çok daha başarılı olacaktır diye düşünüyorum. Ve senden son olarak taraftarımıza vermek istediğin bir mesajın var mıdır? Onu almak tabii isterim. Tabii ki taraftarımıza, zaten tribünleri görüyorsunuz arkamızda. Yavaş yavaş maç saatine de yaklaşıyoruz. Doluyor. Daha sezonun yarısındayız. Çok maçımız var önümüzde. Özellikle evimizde oynadığımız maçlarda onları burada tribünde görmek istiyoruz. Sizin bize verdiğiniz enerji gerçekten çok çok önemli. O yüzden dolu tribünlere oynamak bizim de başarılarımızı arttırıyor diyebilirim. Kaptanımıza biz teşekkür ediyoruz bugün bizlerle birlikte olduğu için. Ben teşekkür ediyorum. Bol şans olsun bugün. Güzel beklentilerimiz var maçla ilgili. Evet. Hep birlikte izliyor olacağız, taraftarımızın da desteği bizlerle birlikte olacaktır diyoruz. Tekrar teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Seni uğurlamadan önce kısa bir araya gidiyoruz. Döndüğümüzde devam edeceğiz. Her zaman elinden geleni yaptım. Rekorlar kırdım.
bazen düştün ama asla pes etmedin. Taraftarın yanında, milyoner arkanda hep savaştın ve başardın. Şimdi sırada bu başarıyı devam ettirmek var. Bahsin ilk adresi milyoner, sponsoru olmaktan gurur duyduğu Anadolu Efes'e başarılar diler. Milyoner, Anadolu Efes Spor Kulübü resmi sponsoru. Yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sizlerle birlikte rakibimizi tanıyalım istiyoruz. Ekranlarınıza şimdi geliyor tabii ki görüntüler. Bugünkü rakibimiz Kızıl Yıldız. 2020-2021 sezonunu Sırbistan Basketbol Ligi ve Adriyatik Ligi şampiyonu olarak tamamlayarak Turkish Airlines Euroleague'de mücadeleye devam edildi. Bu sezon Turkish Airlines Euroleague'de oynadığı 16 maçta sadece 7 galibiyet alan Sırbistan temsilcisi bu 16 maçta 71.31 sayı ortalamasıyla oynarken potasında ise ortalama 72.68 sayı gördü. Bugüne kadar Turkish Airlines Euroleague'de karşılaştığımız 10 maçın 8'ini kazandığımız Kızıl Yıldız bizim sahamızda hiç galibiyete ulaşamadı. Başarılı gardımız Vasilya Mitsic'in 2015-2016 sezonunda baş antrenör Dejan Radonjić yönetiminde formasını terlettiği Kızıl Yıldız transfer döneminde 10 oyuncuyu bünyesine kattı. Gelin hep birlikte yine ekranlarınıza getiriyoruz, istatistik liderlerimize göz atalım istiyoruz. Muharman bu maçla birlikte Euroleague kariyerinde 200. maçına çıkacak. Mitsic 8 asist daha yaparsa tüm zamanların asist liderleri sıralamasında Juan Carlos Navarro'yu geride bırakarak 14. sıraya ulaşacak. Vasilya Mitsic, Monaco oyuncusu Mike James ile birlikte Euroleague'de 15. haftanın en değerli oyuncusu seçildi. 31 verimlilik puanıyla Baskonya karşılaşmamızın en değerli oyuncusu seçilen Mitsic, maç başına 15.9 sayı ortalamasıyla sayı liderliğinde 3. sırada yer alıyor. Shane Larkin'e geçecek olursak, Euroleague'de 16. haftanın en değerli oyuncusu seçildi. 37 verimlilik puanı olmasıyla birlikte Tel Aviv karşılaşmamızın en değerli oyuncusu seçilen Shane Larkin, maç başına 19 verimlilik puanı ortalamasıyla liderlik tablosunda 3. sırada yer alıyor. Çift maç haftasında oynadığımız iki karşılaşmada haftanın MVP'leri seçilen Larkin ve Mitsic bakalım bu akşam nasıl bir performans sergileyecekler. Sizler de izlediğiniz platform üzerinden Larkin ve Mitsic için sayı tahminlerinizi yorum olarak yazabilirsiniz. Bizlere ulaştırın lütfen. Sizlerin düşüncelerini ve yorumlarını merak ediyoruz. Koç demeçleriyle devam edecek olursak. Kızıl Yıldız baş antrenörü Dejan Radonjić karşılaşmayla ilgili açıklamalarını şu şekilde dile getirdi. Efes Avrupa şampiyonu. Şampiyon oyuncular hala takımda. Sadece küçük değişiklikler oldu. İyi bir ritimdeler, kaliteleri açıkça ortada ve biliyoruz ki zor bir maç ve Euroleague'in en iyi takımlarından biri bizi bekliyor. Mitsic ve Larkin'i durdurmak zor olacak ama sadece savunmada değil, hücumda da şu anda elimizden gelenin en iyisini yapmak için çalışıyoruz. Baş antrenörümüz Ergin Atamansa şu açıklamayı yaptı. Kızıl Yıldız çok iyi savunma yapan ve oyundan hiç kopmayan bir takım. Hücumda Nikola Kalinic'in skor ve asistleri en büyük silahları. Reboundlara hakim olmak bizim için çok önemli. Zor bir maç olacak. Gideceğin yoldan eğer eminsen o zaman zorlukları aşacak mücadeleyi vermeye hazır olmalısın. Sevgili Anadolu Efesliler, İlk 5 quizimiz şu anda yayında. İlk 5 tahminlerinizi şu anda yapabilirseniz eğer 10 fan club puanı kazanabilirsiniz tahminleriniz doğru olduğu takdirde. Ayrıca bu yayını hangi platformdan izliyor olursanız olun yorumlarınızı yapmanızı ve tahminlerini bizlerle paylaşmanızı bekliyoruz tabii ki. Lütfen onları da unutmayın. Bunlar bizim sizlere ulaştırdığımız yeni bilgiler aslında. Değerli fan club'lar, maça desteğini göster butonuna tıklayarak fan club puanları kazanabilirsiniz biliyorsunuz. Maça desteğini göster butonuna tıklayarak nerede olursanız olun Turkish Airlines Euroleague maçlarımız için 15 fan club puanı kazanabilirsiniz. Bu akşamki karşılaşmayı da aynı zamanda Bein Sports 3 kanalından canlı izleyebilirsiniz. Sevgili Anadolu Efesliler, bugün Kızıl Yıldız'ı ağırlıyoruz salonumuzda. Bir sonraki iç saha maçımızda Bayern Münih'i ağırlayacağız ve sizleri Sinan Erdem'de bizlerle görmekten mutluluk duyarız. Sizleri buraya davet ediyoruz bir sonraki maçımızda tabii ki. Yayınımızın sonuna geldik. Bizleri takip ettiğiniz için sizlere teşekkür ediyoruz. Biliyorsunuz buradaki yayınımız hava atışına kadar devam edecek ve aynı zamanda takım sunumlarını da buradan izleyebilirsiniz. Aynı zamanda maçın ardından gerçekleştirilecek olan basın toplantısını da yine buradan Anadolu Efes Stüdyo kanalından izleyebilirsiniz.
son olarak kısa bir hatırlatmam daha var. Anadolu Efes Stüdyo'yu takip etmeyi ve aynı zamanda videolardan haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın diyoruz. Haftaya bir sonraki iç saha maçımızda görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın diyoruz. Yayınımız devam ediyor. Göstermeye var mısın?
Çok güçlü alkışlar hep birlikte Anadolu'yu